Efendim, sevgili Mercan Televizyonu izleyicileri, bir kente dair programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzdan, konuğumuzla birlikte sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü bu programki konuğumuz yine özellikle akademik dünyasını yakinen tanıdığı, sevilen, sayılan bilim adamlarımızdan değerli hocamız Doçent Doktor Bekir Kayabaşı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden. Değerli hocamızla çok önemli bir konu konuşacağız. Hocamızın birikimlerini istifade edeceğiz. Şehir ve insanı konuşacağız değişik yönleriyle. Ben Sayın Hocamıza hoş geldiniz diyor. Sözü Abdülkerim Işık Hocama bırakıyorum. Evet, çok kıymetli izleyiciler. Ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Ramazan'ın akşamında yine kente dair programında karşınızdayız. Konumuz güncel, önemli ve çokça konuşabileceğimiz bir konu. Konuğumuz önemli ve değerli bir konuk. Bekir Hocam, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden doçent doktor ve yıllardır Adıyaman'a, dolayısıyla üniversitemize hizmet eden, çalışmalar yapan bir akademisyenimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Şükürler olsun ablacığım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Estağfurullah. Güzel ve hoş bir konu konuşacağız. Evet. Şehir ve insan. Meşhur söylemler var bu konuda. Şehir insanı inşa eder, insan şehri imar eder inşallah. Evet. Tersi olmaz inşallah. İnşallah. Bu vesileyle kültürü, şehri, şehrin insana kattıklarını, hatta götürdüklerini, riskler ve genel anlamda şehrin varlığımızdaki ve insanın oluşumundaki, medeniyetimizdeki yerini konuşacağız. Bu konuda söyleyeceğiniz çok şey vardır ama öncelikle bir Bekir Kayabaşı kimdir? Bir tanıyalım. Değerli izleyicilerimize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Evet, teşekkür ederim. Aslen Sivaslıyım ama 20 yıldır Adıyaman'dayım. Evet. Sanırım insanlar 10 yaşında akıl bali olduğunu düşünürsek 20 yaşındaki gençlerden daha fazla Adıyaman'da olabilir. Doğma Sivas, büyüme Adıyaman. Büyüme Adıyaman. Yani benim en verimli çağlarım Adıyaman'da geçti diyebilirim. Doktoran sonra burada çalıştım. Ama Adıyaman'la ilgim ve ilişkim Adıyaman'a gelmeden önce başladı. Yani gerek İnönü Üniversitesi'nde çalışırken, gerek şeyde Ankara'da okurken en yakın arkadaşlarım Adıyamanlılardı. Evet. Demek ki Adıyaman bir şekilde beni çağırmış, şey olarak cezbetmiş. O nedenle Adıyaman şeyinden beri, yani Adıyamanlılarla ilgili bir fikrim vardı her zaman. Adıyamanlı arkadaşlardan duyduğum, sevdiğim. Öyle bir şey oldu ki, nasip diyelim artık. Ben Giresun'daydım normalde, orada çalışıyordum. Yurt dışında epey bulunduktan sonra. Adıyaman'da bir arkadaş telefon etti, dedi ki bayramda, Ramazan bayramı kutluyorduk. Dedi ki ya Bekir, burada dedi bir eğitim fakültesi var, gelmek ister misin buraya Adıyaman'a? Sen Adıyaman'ı dedi, Adıyamanları tanıyorsun. Dedim Adıyaman'ı çok tanıyorum ama Adıyamanları tanıyorum. Karşılaştığım bütün Adıyamanlı arkadaşlarımla herhangi bir konuda anlaştığımız zaman ikinci, üçüncü söz yapmaya gerek yok. Onu unutmazlar zaten ondan sonra. Ben unutur diye düşündüm. Sonra çünkü Giresun'a gidince vazgeçecek gibi oldum. Baktım ki hocam unutmamış. Ondan sonra işte dekan falan aradı, sağ olsun. Adıyaman'a geldim. Uzun zamandır gelmemiştim. Bu şeyle de ilgili bir anımla başlayayım. Ben aslında eğitim fakültesinin yerini bulamadım. Çünkü eski muhatip için yapılan binaymış ondan sonra. Bir, çok da şey girişte ama. Ben şehir merkezine geldim. Şehir merkezinde terminalde bir tane taksici abiye sordum. Yaşlı da bir amcamızdı. İşte üniversiteye geldim, şöyle böyle deyince amcamız çok etkilendi. Beni getirdi, para da almadı. Üniversiteye getirdi ondan sonra. Onun çocuğu da üniversite hazırlanıyormuş. O zaman kazanıp kazanmadığını bilmiyorum. Cep telefonu da çok daha yeniydi. Öyle şeyimiz de yoktu. Amcamızda cep telefonu yoktu zaten. Çok güzel, hem eğitim hem kişisel hayatımın güzel anları, güzel şeyler Adıyaman'da geçti. Böyle başlayayım dedim. Evet, iyi. Hocam, istersen senin bahsettiğin o sözü okuyayım. Evet, Hacı Bayram Veli'nin bir sözü, çok manidar bir sözü var. Sohbetimizi bunun üzerinden devam ettirebiliriz. Hacı Bayram Veli'nin özellikle bu alanda çalışan insanların yakından bildiği anlamlı bir sözü var. İnsan şehri inşa ederken aslında taşın toprağın arasında kendini inşa eder. Gönülde her ne var ise şehir olarak görünür. Gönlü taş olanı şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanı şehri gülistan olur. Çok manidar. Bir anlamlı bir sözü var. Buradan hareketle
girizgah yapacak olursak evet. sizin de Adıyaman'la bunu bağdaştırarak evet. düşüncelerinizi alarak başlayalım. Tabii yani şehrin çok uzun bir geçmiş olsa da buradan harekette şunu söyleyebiliriz ki şunu anlamalıyız. Aslında köylerde insanlar tabiatla çok iç içedir ve köy insanı biraz sert, çalışkan ve aynı zamanda da dirayetli ama tavizsizdir. Çünkü tabiat onu şey yapar, sert yapar, öyle olmak zorunda. İnsanlar insanlıklarını ve erdemlerini aslında şehirlerde bulurlar. Çünkü şehre geldiğinizde siz bireysel gıda ihtiyacınızı karşılamak için ekim dikim yapmak zorunda değilsiniz. Siz şehirde oturduğunuzda yaptığınız başka bir işte kendinizi doyurabilirsiniz. Bu defa arta kalan zamanda, artı zamanda insanlığın erdemini ortaya koyabilirsiniz. Yani genetiğinizde olan, eğitiminizde olan eğitim alabilirsiniz. İnsanlarla ilişki kurup bir örüntü oluşturabilirsiniz. Ve bir süre sonra bu sizi çeviren böyle ilmek ilmek işlenen bir halı gibi olur etrafınızda. O bir hayat tarzı haline gelir. Yani ben Adıyaman'a ilk geldiğimde gördüğüm o hep şunu şey yapmıştım. Adıyaman Kalesi çok gölgedeydi böyle. Oysa hep beraber böyle bir 150-200 yıl önce gitmiş olsak, Adıyaman'a bakmış olsak bu ovanın üzerindeki bir yükselti olarak kale vardı. Kalenin etrafında halka halka mahallelerin olduğunu düşünün. Ve Bulu Cami'nin orada asıl kalbin attığı yer. Yani merkez. Merkez. Yer, merkez. Evet. Şimdi o zaman Adıyamanlıları neyi biliyorlardı? Nerede öleceksin? Nerede cenazen yıkanacak? Nerede duan okunacak? Yaşlanınca nereye devam edeceksin? Nerede oturacaksın? Yani bir Adıyamanlı genç akıl bali olduğunda belli bir yaşa gelince nerede oturacağını, belli bir yaşta kiminle nerede sohbet edeceğini, camideki yerini, her şeyi biliyordu. Yani ben çocukken şunu biliyorum Sivas'ta da, burada da öyleydi. Biz mesela gidip hemen ön safa camide giremeyiz, oturamayız. Oranın, yani bu belki espri olabilir mi? Tapulu insanları vardır. Müdavimleri vardır. Evet. 40 yıldır orada oturuyordur. Evet. Yani orada namaz kılıyordur. Sen arka saftan başlamak zorundasın. Onun yanında herhangi bir çayırcağına gittiğin zaman da oturup kalacağın yer bellidir. Önce bir yere oturursun, sonra mertebenin şeyin görgün ilerledikçe seni ileri doğru alırlar. Şimdi bu yavaş bir hayat tarzıdır. Yavaş bir hayat tarzıdır. Şeyde tabi buradan belki bağlantı yaparsak insanlar şehir üzerine çok eskiden beri düşünmüşler. Platon'un ondan sonra şeyin bizim İslam dünyasında kitaplar var bununla ilgili. Ama modern manada Chicago okulu diye bir şey var. Chicago'da bu Chicago dediğimiz şehir Amerika'da bir kasabayken birdenbire 500 bin nüfusa ulaşmış. Ondan sonra ve bunu organize edememişler. Ve modern şehrin bütün sıkıntılarını orada görmüşler. Chicago halen büyük bir modern şehir ama şehir kültürü şey derler, NBA basketbol takımıyla yerleşmiş derler 90'lı yıllarda. Yani eskiden böyle çok çalışması olmasına rağmen. Ama bizdeki şehir kültürü mesela bunlardan çok farklı. Yani kapitalizmin oluşturduğu bir şehir kültürü değil, kalbin oluşturduğu bir şehir kültürü. Çok önemli hocam. Ondan sonra bu nedenle yani siz belli bir maddi duruma da ulaşabilirsiniz şehirde ki bizim şehirlerimizde çok ani bir maddi yükselme olmaz. Çünkü kapital girişi sınırlıdır. Yani çok büyük bir zenginleşme olmaz. Yavaş yavaş zenginleşme olur. Orta sınıf daha azdır. Memuriyetler artınca orta sınıf oluşmuştur. Köyden gelip bir eli iş tutan sanatkarlar vardır. Bir okumuş kesim vardır. Bu okumuş kesimden kasıt mühendis ondan falan değil aslında. Dini olarak okumuş kesimdir önceden. Daha sonra tanzimatla beraber bunlar şey eklenmiştir. Mühendisler, bir doktor gelmiştir ondan sonra. Sonra şehre gelen şehrin sevip sevmediği simalar vardır. Mültezimleri sevmezler. Vergi toplamaya gelenler. Ama şehir içerisinde mültezim olanlar vardır. Ama bunun yanında şehrin bütün hayatı planlanmıştır. Planlanmıştır. Planlamayı yıkan ve değiştiren şeyler ani ölümler. Ani tabiat olayları, savaşlar. Bunun haricinde eminim ki 150-200 yıl önce Adıyaman'da yaşayan bizim gibi insanlar yarın ne olacağı, ondan sonraki gün ne olacağı hakkında bir planları vardı.
yağmurlara, tarım verimine, ondan sonra kervanların gelip gitmesine ve yolculuk şeylerine bağlı olarak bütün hayatları planlıydı. Bu hayat tarzı yavaş hayat tarzıdır ve insanı uzun yaşatan hayat tarzı budur. Mesela şey anlatırlar, Hindistan'da işte tren yolu yapıyor İngilizler. Bir tane Hindu gelip soruyor, diyor ki, bunu diyor niye yapıyorsunuz? Şeyde mühendise diyor ki, sen diyor buradan diyor Delhi'ye ne kadar zamanda gidiyorsun? O da diyor ki bir ayda. İşte bundan diyor 2 günde gideceksin. Hintli diyor ki 28 gün ne yapacağım? Tabii çünkü onun 1000 yıllık hayatında bir aylık bir Delhi köyü arasındaki uzaklık genetini işlemiş bir kültürel veri. Ondan sonra bunları değiştirdiğimiz zaman çok kötü şeylerle sonuçlanıyoruz. Hatta hocamın belki biraz alanına girmiş gibi olacağım ama mesela Jung'un kolektif şuurunda şeyi söyler. Acaba der etrafımızdaki kültür bizim genetiğimize kadar giriyor mu? Yani biz bu kadar çok işleyip bu kadar çok hazırlığımda tutuyor mu toplum hayatında? O genetiği bunu kabul ediyor zaten. Tabii, orada. Evet. Sosyal genetiği tabii, kabul ediyor. Sosyal genetiği. Yani bizim bazen düştüğümüz çıkmazlar 1000 yıllık sosyal genetiğimize aykırı bir davranış yaptığımızda, yani ben şimdi Altınşehir'de oturuyorum. Adıyaman'ın en modern, yeni kurulan şehri. Ama kalenin etrafına geldiğim kadar orada mutlu olamıyorum. Daha güzel şeyler var. Ama neden? Buradan da yine şehrin ruhu kalenin etrafında mı? Yani o eski kısımda. Hmm. O şey gibi söylersek, Bergson biliyorsunuz, sezgici Bergson der ki, şey, aslında der, insan yaşarken ruhundan maddeye bir şey aktarır. Bir enerji aktarır. Ve bütün ruhlar yıllarca bunu aktardı. Nasıl ki Sultanahmet Camii'nde namaz kıldığımızda farklı bir şey hissediyoruz. Aslında cami yani. Hı hı. O da taştan yapılmış. Ama yeni bir camide bir namaz kıldığımızda, yani Allah hepsini kabul etsin ama, ya da oturduğumuzda o mühitte, matematiksel olarak, fiziki olarak ya da kimyasal olarak açıklamayacağımız bazı hisler var. Bu hisleri ben o Bergson'un şeyine, sezgiciliğine belki şey yapıyorum. Bu belki ispatlanamaz ama evet, hakikaten insanlar yaşadığı yerde, yaşanmış yerlere ruhundan bir şey aktarıyor. Tabi bunun ilkel şeyleri de vardır. Mesela ilkel kabilelerde şey yapıyorlar. Yalnızlık hissetmemeleri için evlerini dedelerinin mezarı üzerine yapıyorlar. Yani evet, o eski kabilelerin tabii, anlayışıdır. Tabii tabii, aşağıda dedemiz. Mezarlık evin içinde oluyor. Onun ruhuyla. Tabii tabii, onun ruhu. Biz onunla beraberiz diye. Şimdi şehirle ilgili 3 şey, yani şehir inşa edilir, şehir dönüştürülür, bir de şehir korunur. Şimdi Adıyaman şehri inşa edilmiş, Adıyaman şehri dönüşmüş. Ama Adıyaman şehrinin koruması çok yapıldığını söyleyemeyiz. Şehrin korunması. Şehrin korunması. Yani dönüşmesi oluyor zaten. Niye? Dönüşmesinin bir maddi geliri, getirisi var. Ama şehrin korunmasının bizzat şehirler tarafından yapılması gerekiyor. Adıyaman'da ben 90'lı yılların başında gördüğümde Adıyaman nüfusu 70 bin civarında falandı. 2000 yılında geldiğimde 2,5 katına çıkmıştı. Yani ani bir göç almıştı ve bir şişme olmuştu. Ondan sonra buna şehrin kültürünün ve doğasının direnmesi çok zor. Bunun farkında olan bir şehirli kimliği olması lazım. Yani şehrin ruhu korunmazsa Chicago ya da Hindistan'daki Kalkuta gibi şehirlere dönüşme imkanı var. Ama şükür ki Adıyaman o büyük nüfus patlamasını devam ettirmedi. Yani şimdi 1 milyon nüfusta olsaydık mesela, Urfa 1 milyonu geçti. Şöyle bir zorluğumuz olabilirdi. Belki ekonomik olarak şöyle düşünüyor olabilir insanlar. Hani ya 2-3 milyon olsun, büyük bir ekonomik geliri var bunun. Ama o tür yeni doğmuş milyonluk şehirlerde insan ruhu rahat etmez. Cebi rahat edebilir ama ruhu rahat etmez. Yani şehirli kimliği şöyle diyelim. Yani çocuğumla gezerken, yani Sinan hocamı diyelim, ondan sonra Abdülkerim hocamı diyelim. Bu çocuğunuzla gezerken ondan sonra siz küçükken oynadığınız yeri gösterebiliyor musunuz çocuğunuza? Bak ben burada oynuyorum. Evet. Ondan sonra bu okula gitmiştim. Ondan sonra yoksa şehri koruyamamışsınız. Koruyamamış şehri. Hmm. Şurada düğünümüz olmuştu. Ondan sonra babamın da düğünü burada olmuştu. Yani korunan şehirlerde bunu 7 kuşak öteye kadar götürebiliyorlar. Kültür budur. Kültür budur tabii. Yani adam diyor ki babam doktor olmuş şu kadar önce, şu yazıhanede çalışmış dedem işte. Dedem de ona şurayı vermiş.
Ona da dedesi vermiş. Bu kültür bizi geçmişe bağlıyor. Hani bunun önemi nedir diye şey yaparsak, bu aslında modern çağın şeylerinden biri, sorunlarından biri. Şimdi geçen bir yazı okudum. Yapay zeka ile geliştirecek diyor robotların karşı insanın etik davranışı nasıl olacak? Yani onları eşyamız mı göreceğiz, yoksa onlara bir değer atfedecek miyiz? Aynı bizim hayatımızda yaşadığımız şehre atfettiğimiz modern değer, modern şeyler. Evet. Bir değer atfedecek miyiz, ne olacak diye. Ve bununla ilgili bir şey çağrıştı. Ta 80'li yıllarda bir film izlemiştim, Harrison Ford'un. Filmde şeydi, robotlar yapılıyor. Bu robotlar senin benim gibi abi. Yani konuşuyorlar, şey yapıyorlar ama vücutları 300 yıl yaşamaya uygun olmuş ama 6 yılda ölüyorlar. Sonra bilim adamları bu araştırıyor. Diyorlar ki bunların insan gibi zekası var. He, insan gibi zekası olunca bunlara tarih bilinci gerekiyor. Bir tanesi yaşamış. O 20 yıldır yaşıyor. Merak ediyorlar. Gitmiş kendine benzeyen insan fotoğraflarından bir albüm oluşturmuş kendisi. Olmaz. Bakıyor, diyor ki bu benim babam olmalı. Bu dedem olmalı. Bunlar geçmişteki akrabalarım diye kendisine insani bir geçmiş oluşturup onunla hayatta kalabiliyor. Yani aslında bizim yaşayabilmemiz insan olarak sadece biyolojik varlığımızla değil. Tarih kimliği değil. Tarih kimliği, tarih bilinci. Tarih bilincimizin merkezinde de şey var. Şehir var. Şehir var. Yani Platon, yani şehirler kurulmuş çok eskiden beri ama Platon diyor ki şehri, yani onlar da şehir devleti tabii. Şehir devletini bir filozof kral yönetmeli diyor ondan sonra. Sonra bilim insanlara filozoflar olmalı, askerler olmalı, normal hür insanlar olmalı. Buna şey olarak Farabi'nin mesela Medinetül Fazıla diye bir kitabı var. Orada ilk bölümünde varlık nedir ondan bahsediyor. İkinci bölümünde yine bu konuya değiniyor. Yani eskiler böyle hesaplamışlar falan. Tabii bu şimdiki gibi büyük şehirleri tahayyül etmeyelim. Yani İbn Haldun'un falan öngördüğü şehir nüfusu çok ilginçtir. 5400 kişi ideal şehir. 5000 civarında olacak. Her meslek ve zanaatkarlar grubu belirlenmiş olacak. Aralarında ahlaki ve etik bir ilişki olacak. Mesela siz şehir üzerine, Adıyaman üzerine düşünen ve bilen insanlar olarak Adıyaman'ın eski esnaf kültürü devam ediyor mu? Yani aslında ahlak, bak Adıyaman'a devam eden şeyleri söyleyeyim ben gördüğüm. Şimdi heykelin orada bir kadının çantasını kapkaççı çalabilir mi? Mümkün değil. Çalamaz. Evet. Yani demek ki bir ahlak anlayışı devam ediyor. Yani polisin gelmesini beklemeden oradaki esnaf şey müdahale yapabilir mi? Müdahale eder mi? Eder. Bunu kaybedebiliriz. Yani ben Fatih'te gördüm. 100 metre ilerimde bir kadının çantasını aldı kaçtı. Orada esnaflar hiç umurunda bile olmadı. Ki Fatih köklü. Fatih de köklü bir yerdir İstanbul. Evet. Yani bu şey olmadı. Kimse kendini riske atmadı. Yani şöyle düşünmedi. Bu şahıs ileride benim müşterim olabilir. Bu bir insan, bir kadın niye yapıyor? Bunu düşünmediler. Ama mesela Adıyaman'da bunu yapamazlar. Anadolu'daki bizim gibi şehirlerde yapamazlar hakikaten. Bu aslında çok büyük bir değer. Bizi burada şeyde koruyan, Adıyaman'da koruyan açıkçası biziz yani. Çok azımız Adıyaman'da yaşayanlar olarak bizi burada polis koruyor diyebiliriz. Yani şehirde yürürken iyi ki polis var deriz tabii ki. Ama genelde o kültür bizi korur. Ama biraz daha büyüdüğümüzde o kültür bizi koruyamayacak. Eğer biz geleneğimizi ve kültürümüzü canlı tutmazsak, esnaf ahlakını canlı tutmazsak, yani sadece ve sadece eski binalarımızı canlandırmamız, kültürümüzü şey yapmaz. O zaman şu mu çıkıyor? Aidiyet bilinci ve tanıdık olma süreci bunu ciddi anlamda besliyor. Tabii ki, tabii ki. Yani şeyde fark ederseniz bu Amerikan dizilerinde, filmlerinde falan da bakkalı tanıdığın şeye selam veren filmler yapılıyor. İşte o George ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, gazeteni aldın mı falan. Bu onların özlediği şeydir. Niye? İnsan kendini burada rahat hisseder. Birçok göz tarafından korunursun. Hocam dün yakın geçmişte öyleydi. Mahallenin bakkalı veya bakkalları o mahallenin sakinlerini bilir, hatta akrabalarını bilirdi. Bir yabancı müşteri geldiği zaman yabancı olduğunu bilirdi. Veya bir fırıncı. Ben hatırlarım, rahmetli annemler gezmeye gideceğiz ama hiç kimseye anahtar olmazdı. Evet. Bir anahtar olurdu. Evet. Dışarı çıktığı zaman bakkala der ki bu anahtar çırakta gelince alsın. Evet. Bakın düşünebiliyor musunuz? O anahtarı
bakkala, fırına verebilecek bir güven söz konusuydu. Mahalleden bir yabancı geçtiği zaman bu neye geçiyor? Kim bu? Hırlı mı, evet, hırsız mı diye bir sorumluluk, sahiplenme söz konusuydu dediğin noktada. Ben mesela şeyde Turgut Reis'te şeyde oturdum bir süre. Mahalle binasının karşısında oturdum orada. O zaman büyük kızım da karateye gidiyordu. Musa Hoca'nın karate hocası kursuna. Şeydeydi, Ziraat Bankası'nın bodrum katındaydı. Kızım da ilkokul 3. sınıfta falandı. Gidiyordu. Şimdi bütün esnaf Feyza'yı tanımıştı. Birinden su istemiş şey yaparken. Şimdi mesela ben giderken bana Feyza'nın babası diyorlardı. Oradan olursa. Evet. Mesela şeyden geçerken işte şeyde kahveci var hemen belediyenin köşesinde. O Feyza bugün antrenmanı geçti soruyordu. Ya yani oradan soruyorlardı. Evet. O bir yerden su alıyordu. Bir yerden mesela kola istedi onu alıyor falan vesaire. Bu öyle bir güvenin ortamı oluşturuyor ki ben mesela hiçbir zaman düşünmemiştim. Kızım karete gidip gelirken onu götürüp getireyim diye düşünmedim. Niye? Çünkü yol boyu herkes şey yapıyor. Tanıdıklık şeyi. Mesela şeydir. Hani derler ya bir şey. Şeylerde ne diyelim? Bazı hayvanlarda, köpeklerde gözlerine bakmak meydan okumaktır. Yani onun gözüne baktığın zaman o bak seninle iletişime geçtiği zaman senin iyi mi kötü mü? Tehditkar mı olduğunu anlar. Çok normal bir şekilde bakıyorsan köpek sana bir şey yapmaz zaten. Bu göz iletişimi çok önemli şeyle. Yani siz anlıyorsunuz o koridorun evden oraya kadar olan mesafede hep iyi insanların olduğunu. İşinde gücünde insanlar olduğunu ve oranın emniyetinin onlara faydalı olacağını düşünen olduğunu. Mesela bunlar şey olmalı. Mesela orada böyle bir dükkan kapandığında ben çok üzüldüm her zaman. Yani diğer taraftan mesela şey vardı. Siz gitmişsiniz muhtemelen. Halk Bankası'nın arada ileride bir çay ocağı vardı. Şimdi kapandı. Genelde büyüklerimizin katı oturdu. Ben Hocamlar Camisi'nin köşesinde. Aynen. 2009'dan önce oraya çok devam ediyordum. Ama kim olduğumu söylemiyordum. Yani çünkü hoca falan olduğunu falan söylersen seni şeye koyuyorlar. Merkez alıyorlar. Merkez alıp seninle ilgili konuşuyorlar. Devam edenler genelde 60 yaşın üstündeydi ondan sonra. Konuşuyorlardı. Bazen müstehcen de konuşuyorlardı. Sonra hep beraber hoca vereceğim yanında mask kılıyorlardı. Geri geliyorlardı. Çay ocağının sahibi böyle eski kabadayılardan falan gibi böyle çok sert bir adamdı. Dedikodu falan yapıldığında oğlum daha abdestiniz kurumadı diyordu. Çağrıda yeri gelmez. Biraz sabredin diyordu falan. Ama çok ilginç olaylar anlatıyorlardı. Herkes. Sık sık bana mesela konuşuyor ben gazete okuyormuş gibi yapıyorum. Sonra şunu söylerdi. Oğlum sen kimin oğlusun? Dayanamazlar. Tanıyacaklar. Tabii, dayanamadım. Yani, mutlaka tabii, sormak tabii, çünkü tabii, yabancı gördüler. Ondan sonra. Evet. O arada ben bir tane mesela çay istiyordum. Mesela bir de şöyle bir şey vardı. 2-3 tane çay içtikten sonra kıymetli abim bir tane çayı da hemen şeyden veriyordu. İkram eder. İkramdan veriyordu yani. İlla ki orada 3 çay içersen ondan sonra şey yapıyorlardı. Hesap yazdırıyorlardı çay hesabı. Onu çok gülüyordum. Sonra amca herhalde vefat etti o şeyi. Allah rahmet eylesin bilmiyorum. Akıbetini. Dışarı çıktığımda defter açıp bazen siliyorlardı. Diyorlar ki çok abartmış. Bunları bir çay sil. Kendi hesaplarını. Kendi hesaplarını düzeltme yapıyorlardı ama fark ediyordum. Evet. Diyor defterimi açtınız demedi falan diye olan zaman. Çok şey yapardı. Sonra sohbet koyunca bir tanesi kahve falan sipariş ediyordu falan. Mesela ben bunu söylediğimde bizim dekanımız o zaman Hacı Bey'di. Hacı Bey dedi ki ya ben de gidiyorum da beni tanıyorlar. O televizyonda falan çıkıyor bulamadım. Falan. Ben de o kadar rahat olamıyorum. Beni tanıyorlar demişti. Ben yabancı olmamın şeyini kullanıyordum. Tabii bu tür şeyler mekanların sayısı Türkiye'de giderek azalıyor. O kuşak da gidiyor. Aslında belki de yani Adıyaman şöyle bir şey yok arkadaşlar yani benim şey yaptığım. Teknoloji ilerince daha iyi şehirler yapıyor olmamız bizim daha iyi insan olacağımızı göstermiyor. Yani şimdi Muhammed Salman, Suudi Arabistan Akabe'nin yanında 500 milyar dolarlık bir akıllı şehir yapıyor. Evet. Evet. Şehir akıllı olabilir ama akılsız insanlar ve ruhsuz insanlarla o şehir nereye gidebilir bilmiyoruz. Yani taksi kendiliğinden gelip seni almasının senin orada mutlu olacağını garanti etmiyor. Yani bence ben kendi açımdan bakıyorum, benim düşünceme göre. O çay ocağında yaşadığım, mesela şu anda orayı başka bir dükkan yapmışlar, her geçtiğimde çok üzülüyorum ondan sonra. Orada yaşadığım o an hiçbiri çok modern şeyleri de yaşadım. Çok modern bir şehirdeki teknoloji beni keyfi vermez. O keyif vermez. Yani yaşadığını hissetmek. Evet. Ek olarak
başkalarının orada yaşadığını da hissetmek. Evet. Hocam bir de şu var, yani şehrin iyi tarafından baktık hep. Şu evet. anki anlatımınız evet. öyle çıktı. Modernliğin getirdiği bir keşmekeşlik, evet. şehirlerdeki karmaşa, trafik, birbirini gittikçe tanımayan ve sorumluluk zinciri zayıflayan bir durum oluşum. En son bilişim çağının insanlara yüklediği bir misyon ve evet. pandeminin getirdiği evet. yalnızlaşma ve insanların tekrar kırsal kesimlere doğru çekilmesi. Hatta bağ evleri kültürü, evet. yazlıklar, köye dönme süreci başladı. Şimdi tarihte süreç yeniden evriliyor, dönüşüyor mu acaba? Evet. Yoksa şehir kendisini test etti ve artık bir iflas mı var? Nedir konu? Yani 1995'te Microsoft'un bir tanıtım filmi vardı. Microsoft Türkiye'den de bazı şahısları çağırarak geleceğin evi diye bir tanıtım yapmıştı. O zaman internet daha yeni işliyor. Hatta Türkiye'de çok da şey değil. Ondan sonra o filmi ben o zamanki televizyon kanallarından birinde izledim. Ondan sonra film şöyle. Dışarıda karışık bir şehir var. Siz evinizden çıkıyorsunuz. Televizyonunuz aracılığıyla, bilgisayarınız aracılığıyla bütün siparişlerinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra size özel reklamlar gönderiyorlar ve siz oradan ne yiyip ne içeceğinizi seçiyorsunuz. Tam bugün çoğu şimdi var. Yani ha, 1995. 95'te evet. bugün planlanmış. Evet. Bunun tanıtımı yapıldı. Bu şey yapıldı. Şimdi küresel gelişmenin, küreselleşmenin mi şeyimizin, irtibatımızın artmasının büyük kapitalistler, kapitalist para babalarında diyelim, dünyayı yöneten o şeylerdeki korkusu şu. İnsanların bu yoğun diyaloğu bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayabilir mi? Nedir bu yoğun diyalog, yani gerçekler? Niye dünyadaki bütün gelirin %91'ini 3-4 milyon kişi kullanıyor? Ve bunlar arasında çok az Türk var. Çok az da Müslüman var. Her ne kadar Araplar zengin gibi görünse de onlar o şeylerde yoklar. Mesela bunları biz konuşmuyoruz şu anda. Niye derdimizle şeyiz? Meşgulüz. Çok meşgul ediyorlar. Meşgul ediyorlar. Çok büyük dertlerimiz var. Ve olacak da. Çünkü niye? 8 milyar insan oldu. Bu 8 milyar insanın bir şekilde asıl konularından uzaklaştırılıp yani biz şunu yapıyoruz. Bize evimizde kalıp ya da köyümüzde kalıp gerçek insanlara temasımızı kesmemiz karşılığında sanal bir dünya vaat ettiler. Konfor sanal, veriyorlar. Sanal bir cennet vaat ettiler. Yani bizim şu anda sanal bir cennetimiz olacak. Yani daha bazı diziler var, Black Mirror falan gibi, ondan sonra şeylerde bu üç boyutlu gerçeklikle falan beraber siz evinizde alacağınız ekipmanlarla birlikte ikinci bir hayat yaşayacaksınız. Yani o hayatınızda fakirken yani zengin olacaksınız. Ondan sonra zengin olduğunuzda sanal olarak nasıl yaşayacağınızı siz planlayacaksınız. Şehrin neresinde oturmak istiyorsunuz, ne yapacaksınız? Robotlaşacak. Tabii mesela şimdi Facebook'ta hatırlarsanız şeyler vardı. Kendimize çiftlikler kurduk. Evet. Ondan sonra şeyler kurduk. Ben o çiftlik kuruldu falan. O zaman Bulgaristan'da çalışıyordum. Bir gün derste öğrencim hıçkır hıçkır ağladı. Tabii ben de kıza bir şey oldu sandım. Ders anlatıyorum. Ne oldu diye sordum. Dedi ki hayvanlarım öldü. Tabii ben hala olayı anlayamadım. Dedim nasıl hayvanlar falan. Dediler ki hocam onun çiftliği var. Akşam işte sulaması gerekiyor. Beslemeyi unutmuş. Sabah kalkmış ki bazı hayvanlar ölmüş. Yani bu kadar çok hisseleştirmiş. Yıl 2009. Yani dün yeni bir eski değil. Tabii ondan sonra. Ve şimdi biz o kadar çok bunun içine gireceğiz ki şey olarak. Şehir şunun için önemli, bu eski şehirler. Bizi geçmişle, gerçekle şey yapıyor. Mesela İbn Sina'nın bir şeyi vardır. Uçan adam şeyi. Der ki bir insan gerçekliği nasıl anlayabilir? Bir insan, ya mesela şöyle olsak, uzayda hiçbiri temas etmeden duruyor olsak bizde bir ben bilinci gelişir mi? Buna şey diyorlar, temas yani. Biz maddeye temas ettiğimizde ya da başka bir insana temas ettiğimizde gerçeklik bilgimiz oluşuyor. Varlık bilgimiz oluşuyor. Varlık çocuklar öyle. Çevresini tanımaya başlarken temas ediyor, aynen. Değil mi? Evet. Şimdi
bizim bütün temaslarımızı keserek aslında bizi ileride bir varlık sorgulamasına bırakacaklar. Biz gerçekten var mıyız? Geçen gün bir yazıda vardı hocam. Bu hani son zamanlarda bu temas kesildikten sonra insanlar arasında muhabbetin de dostluğun da kesildiği bir toka yapmanın karşılıklı olumlu elektriklenmeye katkısını biliyoruz. Tabii. Bunu bile kestiklerini söylüyor. Tabii tabii, yani bu, yani şimdi biz tabii bundan insanlar yanlış anlayabilirler belki. Ondan sonra korona tedbirleri falan bunlara şey yapmak istemiyoruz ama hocam zaten bu korona tedbiri dediğiniz şey de bir operasyon ya. Tabii tabii. Yani, ama şey amaç şeydir. Yani bu insanlık vebalar geçirdi. Nüfusumuzun 1/4'ünün 1/2'sinin yok olduğu durumlar yaşadık geçmişte ve insanlık olarak buradan sağlam çıktık, devam ettik ondan sonra. Böyle şeyler canlı olmamızın, var olmamızın ve ölümlü olmamızın bir neticesi. Ki korona olmasa biz ebedi mi yaşayacağız? Hayır, yani zaten yani, trafik kazasında şurada burada eceliyle hepsi edeceğiz zaten de illaki öleceğiz ondan sonra. Bunun bizde oluşturduğu korkunun psikolojik boyutu yıllar sonra nasıl olacak? Yani ta çocuklardan beri olacak. Bunu nasıl sanki şey ölümsüz bir varlığız da korona bizi öldürecek. Korona bizi öldürüyor. Hiçbir şeye dokunmayın. Her şeyden uzaklaşın. Evimizde kalacağız. Şunu yapıyoruz ama bunu bir alışkanlık haline getirmememiz gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getirdiğimizde sanal ekipmanların, yani sanal ekipmanlar neler? Twitter, ondan sonra Facebook, yeni kurulacak olan şeylerin tamamen içine gömülmüş müşterisi olacağız. İçine gömülmüş müşterisi olacağız. Mesela bazen bir Fatih projesi başlamıştı. Tablet dağıtıyorlardı herkes. O zaman ben bir yazı yazmıştım. Ondan sonra bu konuda razı olmadığım konular vardı. Bunların başında şu geliyordu. Biz otomobil kullandığımızda mühendis olup otomobil ürettik mi şimdiye kadar? Yani bilgisayar kullanmamız bizi bilgisayar üretecek, algoritmayı çözecek bir hale getirdi mi? İlk bilgisayar üreten insan bilgisayar bilmiyordu. Bilgisayar sahip değildi. Algoritmik zeka ile onu buldu. Yani nesneleri ve önümüze sunduklarıyla biz ilgilenerek bir yere varamayız. Biz ancak kullanıcı olabiliriz. Bu bilgisayarın, bu şeyin sonuçta bizi yok edeceği konu şudur. Bizdeki kitap imgesini yok edecek. Korona da şehir imgesini yok edecek. Evet. Yani bu hastalıklarda şehre aidiyetimizi kaybedeceğiz. Evimiz aslında Adıyaman'da oturuyorum evimde. Hiç dışarı çıkmadığım zaman aslında Adıyaman'da yaşamıyorum. Adıyaman'ın nefesini alıyorum ama dünyaya açığım. Sadece dünyada yaşıyorum. Sanal bir dünyada yaşıyorum. Adıyaman'ı hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Adıyaman'da yaşıyorum. Adıyaman'ı hissetmiyorum. Ondan sonra Amerikalıların yaptığı filmleri izliyorum. Fransızların esprilerine gülüyorum. Ondan sonra yemeklerimi yemek sepeti ya da reklam olsun başlarından sipariş ediyorum. Ondan sonra genel bir süre sonra ilkel lezzet, yerel lezzetler öleceği için bu şeyde genel lezzetlere döneceğim. Ondan sonra beni evimde oturduğu yerden programlamak çok kolay olacak. Sıradan bir insan olacağım. Sıradan bir insan olacağım. Sıradan bir şey olacağım. Tıpkı Matrix filmindeki o herhangi biri şey gibi, şahıs gibi olacağım. Aynı zamanda şu da var ki, o şeyi yarım bırakmayalım. Kitap imgesi bizim inanç imgelerimizdir. Hem Hristiyanların, hem bizim, hem Yahudilerin, bütün şey. Niye? Bütün doğrular kitapla gelmiştir bize. Yani bir şey kitaba uygunsa doğrudur. Kitapta varsa doğrudur. Doğrular kitapta vardır. Kitapta vardır. Kitapta vardır. Kitap imgesini kaldırdığımız zaman biz sadece, yani internetten okuyabilirim ben. Çok da okuyoruz zaten. Ama neden internetten okuduğumuz zaman deniz suyundan içmiş gibi oluyoruz, hep susuyoruz? Evet. Kanmıyoruz. Kanmıyoruz. Çünkü binlerce yıllık kitap imgesini elimizden alıyorlar. Çok önemli tespit hocam. Bu çok önemli. Yani bizi bu şey yapacak. Bu tür imgeleri, bu imgeler basit imgeler değil. Yani kitap imgesi, şehir imgesi, dostluk, ondan sonra din imgesi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ateist dahi olsanız Türkiye'de İslamiyet'e sahip çıkmalısınız. Niye? Eğer bu toplumda yaşıyorsunuz, bu toplumun varlığı budur. Yani inanıp inanmamız önemli değil. Siz inanan amcanızın yaşamasını istiyorsanız, var olmasını. Siz inanmasanız dahi inanan akrabalarınızın mutlu yaşamasını istiyorsanız, var olmasını istiyorsanız, siz İslamiyet'in var olmasına çalışmak zorundasınız. Hamuru, inşaatı. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çok önemli. Sizin ne düşündüğünüz önemli değil. İstediğinden ister inanmayın. Allah'a vereceksiniz hesabınızı. Tabii. O başka bir şey. Ama toplu olarak burada, işte Sinan Bey, Bekir Bey, ondan sonra Bekir Kaybaşı,
şey yapmamız onlar oturup onların çocukları, akrabalarımız, bu varlığımızı borçlu olduğumuz şeyler var. Bunlar dedelerimizden kalmış, ondan sonra tekamül etmiş çok ince değerler ve kaybedilmesi çok kolay. Şey gibi yani, su gibi avucumuzdan akıp gidebilir ve gidiyor. Mesela sırf çocuklarımız daha iyi üniversiteye hazırlansın diye misafirlik geleneğimizi öldürmedik mi? Evet, öldürdük. Bunun yerine başka hiçbir şey koyamayız. Çocuğa sorumluluk verme geleneğimizi öldürdük. Ve çocuğa şunu yapmadık mı? Şimdi Z kuşağı diyoruz mesela. Yeni bu şeyler neydi? Son kripto para operasyonunda Bitcoin Z kuşağı para kaydetmiş. Z kuşağı 18 yaşında çocuklar. Bu 18 yaşında çocukları biz nasıl bu kadar kapitalist yapabildik? Yani nasıl yapabildik Z kuşağı? Evet, işte o krizi çıkaran 24 yaşındaki bir çocuk genç. Tabii ve büyük müşterilerin çoğunda 18 ile 24 yaş arasıymış. Düşünebiliyor musunuz bunlar? Yani bunlar kaybettiğimiz değerler. Yani çocuklarımızın toplumsal değeri eskiden dediğim gibi yani biz şehirdeyken diyelim Adıyaman'da yaşıyorsunuz. Çocuğunuzun bir gelecek planı vardı. Gelecek planında gelmesi gereken yerler için zaman vardı. Ama şimdi çocuk doğunca onu öyle bir merkeze koyuyoruz ki, onun gelecek planı ülkenin gelecek planından daha önemli hale geliyor. Hocam şu aklıma geldi, sözünüzü kesiyorum. Bir çarşı olgusu vardı eskiden. Nereden alacağız? Çarşıdan alacağım. Nereye gidiyorsun? Çarşıya gidiyorum. Evet. Yer belliydi, merkez belliydi. Evet. Herkes ihtiyacını nereden karşılayacağını belliydi. Evet. Bugünkü Adıyaman'a baktığımızda... Çarşı hem ihtiyaç karşılama yeri, hem buluşma yeri, görüşme yeri. Görüşme yeri birçok insanın ihtiyacına cevap veriyordu. Bugün çarşı olgusu yok. Çarşı yok artık. Binaların altına bile şeyler yapıldı artık. O kültür de gitti dediğiniz kesinlikle gibi. Kesinlikle. Yani mesela şehrin getirdiği handikaplardan biri de o mu? Bu ulusal veya küresel şirketlerin çok aşırı yaygınlaşması... Şehirde yaşamayı ve farkındalığı bitiriyor mu? Şimdi tabii ki şöyle. Yani biz şimdi hiç tanımadığımız ve hayatta hiç tanımayacağımız insanlardan alışveriş yapıyoruz. Evet. Yani ondan sonra yani ben... Ve kimden alışveriş yaptığımızı da bilmiyoruz. O iletişimi kuramıyorsun. O duygusal bağ yok. Soğuk bir şekilde. Duygusal bağ yok. Aldığımız metağın da değeri yok. Evet. Yani ben ondan sonra manifaturacı Sinan Bey'den aldığımda... Ondan sonra bir gün sonra, iki gün sonra eğer onu giymezsem Sinan Bey nasıl düşünüyordu önceden? Ya benden aldı ama beğenmedi herhalde. Evet. O metan bir sorumluluğu vardı. Giydim hemen yırtıldı. Onu da Sinan Bey gördüğü zaman bir sonraki onun toptan alışında o malzemeden almıyordu. Niye? Bekir'e sattığımda yırtılmış. Bu bir ahlaki sorumluluk. Yani bunlar aslında çok önemli şeyler. Evet. Çok önemli şeyler. Artı enflasyona rağmen geçmişte oldu. Her zaman vardı. Çok sık fiyat artırmaktan utanırlardı. Bugün böyle, yarın böyle. Kusura bakma derlerdi. Evet. Yaparlarsa da mecbur kaldığını ifade ederler. Aynen. Yani bunları, bunların yitirilmesi doğru değil. Ve şöyle bir şey. Biz bunu çok kısa zamanda yitirdik. Ama hani şey gibi olmadı. Mesela buzdolabını almıştık kültür olarak. Televizyon aldık. Bunu nasıl kültürümüze adapte ettik? Buzdolabına kılıf ördük. Evet. Ondan sonra televizyonun üzerine dantel koyduk. Evet. Ondan sonra. Yani onu kültürümüzün bir parçası yaptık. Ama yeni aldığımız değerler bunlar da umurumuza değil. Yani bir işaretleme, bir kültürel imgeleme yapmıyoruz. Çok önemli. Evet. İşaretleme yok. Evet. Bunlar bir süre sonra şey de olacak yani. Nasıl olacak? Bizim çocuklarımız ya da çocuklarımızın çocukları artık ne şehrimize ne ülkemize ait olacaklar. Olmaya başladılar. Olmaya başladılar. Evet. Bunun bizim için artısı eksisi ne olacak? Yani bazıları şöyle diyor. Diyor ki bu dünya vatandaşlığına giden bir yoldur. Yani bir süre sonra dünya vatandaşı olacaksın diye. Ama sorun şu. Dünya vatandaşı olduğunda kayıp kazançlarım ne olacak? Kar zarar. Ya da dünya vatandaşı olumlu bir hedef mi? Olumlu bir hedef mi? Evet. İnsanlık için olumlu bir hedef mi? Dünya vatandaşı acaba büyük şirketler için tek merkezli bir şey mesela yani onların işini kolaylaştırıyor. Tabii. Onların sürecini rahatlatıyor. Kesinlikle. Şeyde mesela ben Ürdün'de çalışırken şunu gördüm. Bütün Ürdün televizyonlarda reklamlar İngilizce. Ondan sonra arkadaşlara sordum bu niye böyle falan diye. Dediler ki biz hepimiz İngilizce anlıyoruz. Dedim ki ya adamlar anlasanız bile hiç olmazsa reklamı Arapça çevirecek kadar bir masraf etsinler. Etmiyorlar. Yani inanın yani
O masrafı bile etmiyorlar. Sonra bunları anlatınca şey demişti ki bir Arapça hocası, bak bana Arapça öğretiyor. Hocam demişti ki biz evde İngilizce konuşuyoruz. Ondan sonra bana anlatıyor falan, işte siz dil bilmiyorsunuz falan. Ben dedim ki bak ben seninle Arapça konuşuyorum, İngilizce konuşabiliyorum, ben bilim adamıyım. Ben dil öğrenebilirim ama benim şey, yaşadığım şehirdeki herkesin İngilizce ya da Arapça konuşabilir dinimizden dolayı. İngilizce konuşmasının bize faydası ne olur? Eğer herkesin İngilizce konuşması faydalıysa siz niye çok gelişmiş bir ülke olmadınız? Herkes İngilizce evet, konuşuyor. Mesele İngilizce. Yani mesele sadece İngilizce ise bunun bir şeyi yok. Hı hı. Ondan sonra dedim bak böylece dili unutursunuz falan vesaire bunları konuşuyor. Yok dedi, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Şey Allah Arapçayı kuracak Yusuf suresinde. Hı hı. Kur'an-ı Kerim Arapçın dedik Arapça kalacak diye. Hı. Ben de dedim ki yani tamam da Arapların arasında kalacak diye yazmıyor. Belki Türkler koruyacak Arapçayı. Tabii, doğru. Yani siz unutabilirsiniz. Biz bunu koruruz. Çünkü biz de Müslümanız. Bu bizim dinimiz. Arapçayı koruyabiliriz. Ama siz şu sizin zorunuza gitmez mi? Yani şu anda da 700 tane lehçe konuşuyorsunuz ama herkes Fasih Arapçadan uzaklaşıyor. Niye uzaklaşıyor? Çünkü Fasih Arapça Kur'an-ı Kerim'in dili. Yani öyle, orada da öyle bir şey var. Yani yüzlerce şiveyle kullanılması birlikte. Bunların tamamı dünyada çok zeki insanlar var. Bizde de vardır umarım. Ve bunlar düşünceleri ve şeylerini paraya çeviriyorlar. Ve bunun da geleceğini garanti altına almak istiyorlar. Biz onlar için sadece ve sadece birer müşteriyiz. Birer müşteriyiz. Bizim inancımız, şeyimiz, yani öyle çalışmalar var ki, yani senin dinin de onun için bir meta, ondan sonra inancında, milliyetinde, kültüründe her şey için bir, onlar için bir meta. Evet. Biz kendi değerlerimiz, şimdi şu şöyle bir gerçeklik yok tabii ki. Yani biz her şeyi terk edelim ondan sonra. Şu değerlere dönüp burada yaşayalım. Bu gerçeklikle uygun bir şey değil. Farkındalık oluşturmak evet, gerekiyor. Yani ben bunu fark ediyorum, benim kızım da fark etsin. Ha, o yine çağına uygun bir hayat seçiyor olabilir. Bilgisayar mühendisi olup sanal dünyada işleri yapıyor olabilir, Google'da çalışıyor olabilir. Ama gelip Ulu Cami'nin kıymetini bilsin, onun ne anlama geldiğini bilsin, oradaki çarşıda alışveriş yapmanın önemli olduğunu bilsin. Alışverişin %90'ını sanal yapsa da %10'unu gelip oradan yapmanın niye değerli olduğunu bilsin. Bu bile bizim için büyük bir şeydir. Kazançtır. Evet hocam. Şimdi işaret geliyor. Çok sohbet tatlı gidiyor. Ben kesmek istemiyorum. Nefes almadan dinliyoruz. Habire süremiz bitti diyorlar. Ben isterim ki bu devam etsin. Hocamızın sohbetiyle evet, televizyon ekranda olmasa hiç bile araya girme ihtiyacı araya hissetmedik. Şey yapmadık. Evet. Yani şunu çıkarabiliriz. İnsan şehri meydana getiren değerleri kaybettiği zaman şehri kaybeder. Şehri kaybederse kendisini de kaybeder. Dolayısıyla şehrimizin kıymetini bilelim. İnsanların akıllı olduğu kadar merhametli şehirlere de ihtiyacı vardır diyelim. Evet. Verdiğiniz yani güzel sohbetiniz için verimli, keyif verici, bilgi verici sohbetiniz için hasreten teşekkür ediyorum. Ben şahsım adına, seyircilerimiz adına, ortağım adına ben size teşekkür ederek söz alıyorum. Şık hocama bırakıyorum. Evet kıymetli izleyiciler, programın yine sonuna geldik ama gerçekten sadece dinledik hocamızı. Araya bile girme gereği duymadık. Çok güzel, verimli, hoş bir zaman yaşadık. Teşekkür ederim. Sizler de ekranları başında aynı duyguları paylaşıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Şimdi şehrin insanlara sunduğu en büyük nimet medeniyettir diye düşünüyoruz. Çünkü medeniyetin içinde kültür vardır, yaşantı vardır, ilişkiler vardır, ihtiyaçlar ve her türlü diyalog vardır. Medeniyetin de insanı inşa etme süreci vardır. Dolayısıyla şehir insanı inşa eder diye evet, düşünüyoruz. Kesinlikle. Bu baptan hocam son sözlerinizi alıp programı kapatalım. Evet. Buyurun. Estağfurullah. Tabii ki şehri insanı inşa ediyor. Her ne kadar şehirde bir şeyleri kaybediyorsak da şehrin bize sunduğu ve dedelerimizden, nenelerimizden bize gelen şeyler var. Onları kaybetmemeyi dileriz. Bir örnek olay anlatarak şey yapayım. Henüz öğrencilerimize devam ettiğimiz dönemlerde Adıyaman'la ilgili görüşlerini aldım birinci sınıfların. Bir kız çocuğumuz dedi ki ben Adıyaman'a geldik. Ondan sonra sınıf öğretmeninde okuyor. Yurtta yeri yoktu. Evi bulamadık. Durakta bekliyorduk annem ve kız kardeşimle beraber. Bir tane otomobil durdu. Bir hanımefendi dedi ki siz yabancısınız ne iş yapıyorsunuz? Anlattık. Yardım edeyim dedi diyor. Yok teşekkür ederiz biz gideceğiz dedim diyor. Ondan sonra 2 saat sonra geldi. Dedi ki diyor size baktım karşıdan hala duruyorsunuz. Sizi eve götürmek istiyorum.
Bir hemşireymiş, Adıyamanlı bir hemşire hanımefendi. O dinliyorsa ona çok teşekkür ediyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir yabancının Adıyaman'la ilgili bu anekdotu anlatması ne anlama gelir? Evet. Bu ruhun ve davranışın kaybedilmemesi gerekiyor. Evet. Yani biz eski çarşılarımızı kaybetsek de eski gönlümüzü, eski kalbimizi kaybetmemiz gerekiyor. Evet. İnşallah bunu kaybetmemek hepimizin bir borcu, bir sorumluluğu, bir yükümlülüğü diye düşünüyoruz. Bekir Kayabaşı hocama çok teşekkür ediyor. Bir başka programda ve bir başka konukla buluşmak üzere hayırlı akşamlar diliyoruz.